Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanak yemeği nasıl yapılır, bunun tarifini vereceğim inşallah. Kıymalı sebze yemeği. Buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle ıspanakları bol suda doğramadan çürük saplarını, kenarlarını temizledikten sonra böyle iri yapraklı yine güzelce 1-2 defa yıkayalım. Sonrasında baş kısımlarını keselim, kök kısımlarını. Doğramadan önce böyle 2-3 defa yıkadığınız zaman ıspanak kumundan daha kolay arınır, daha güzel temizlenir. Ramazan-ı şerifleriniz hayırlı olsun, mübarek olsun inşallah. Hayırlı, bereketli iftarlarınız olsun, sahurlarınız olsun inşallah. Böyle yapraklı yıkadıktan sonra güzelce doğrayalım. Doğradığımız ıspanakları da yine 4-5 defa bol suda yıkayacağız. Ovalayarak güzelce dediğim gibi 4-5 defa daha yıkayalım. Suyu da direkt lavaboya dökmeyelim. Böyle bir süzgeç yardımıyla içindeki taneleri alalım ki lavabolarımız tıkanmasın. Bir adet kuru soğanı küp küp doğrayalım. Bana destek için kanalıma abone olmanızı beklerim arkadaşlar. Sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ. Kuru soğanı da ekleyelim. Biraz kavuralım 1-2 dakika kadar. Yarım yemek kaşığı tereyağı. 250 gram kıyma. Kıymamız buzdolabından, difrizden olduğu için biraz dondu. Kavrulurken bir yandan da çözülsün. Orta ateşte kavurun. Tencerenin kenarları yüksek ateşte olursa yanar. Biraz kavrulduktan sonra kapağını kapatalım. İyice daha çok kavrulsun. Bir yemek kaşığı domates salçası. Salçayı da güzelce kavuralım. Beni hangi ilden, hangi ilçeden, hangi ülkeden izliyorsanız bir selamınızı, bir merhabanızı beklerim arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı acı pul biber. Bir çay kaşığı karabiber. Acı biberi, karabiberi böyle sosunun üzerinde kavurursanız daha çok lezzet verir yemeğe. Ramazan ayındayız. Kuru fasulye, nohut, mercimek çorbası. Belirli yemekler çok piştiği için biraz da sebze yemekleri tüketelim. Arada ıspanak yemeği de güzel oluyor. Biz doğrayıp yıkamış olduğumuz ıspanakları güzelce tencereye ekleyelim. Bir su bardağından 2 parmak eksik bulgur. Tam yeterli geliyor arkadaşlar, fazla gelmiyor. Orta ateşte ıspanaklarımız biraz sönsün, yumuşasın, haşlansın. Kaynamış olan sudan şimdi 6 su bardağı ekleyeceğim. 6 su bardağı bu ölçülerde hafif sulu oluyor. İsterseniz çok sulu sevmiyorsanız 5 su bardağı yeterli gelir. Ama normalde bu ölçülerde 6 su bardağı tam yeterli geliyor bize göre.
Bardak ölçüsü 200 milim. Klasik su bardağı. Böyle bir iki defa karıştırdıktan sonra, kaynar su olduğu için hemen kaynıyor. Bir iki taşım kaynadıktan sonra orta ateşe, sonrasında kısık ateşe getirelim. Yaklaşık bir 30-35 dakika arasında pişirelim. Dediğim gibi tamamında 6 su bardağı su ekledim. Az sulu seviyorsanız 5 su bardağı ekleyin. Tuzunu da atalım. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ben kalın tuz kullanıyorum. Salamur tuzu yani. Yine ince tuzda da bir tatlı kaşığı yeterli gelir. Ispanak yemeğimiz kaynadı. Şimdi altını kısıyorum. Dediğim gibi 25-30 dakika arasında pişirelim. Ara ara da yine sizlere göstereceğim. Çok güzel kıymalı bir sebze yemeği oluyor. Bu şekilde kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Yemeğimiz çok güzel pişti. Dediğim gibi 25-30 dakika arasında oldu. Ispanak yemeği zaten erken pişen bir yemek. Yani sade bulgurun pişmesi gerekiyor. Taze bir sebze. Altını kapatalım. Yemeği böyle 1 saat dinlendirirseniz daha güzel lezzetli oluyor. İftar yakın olduğu için ben bir 5 dakika dinlendirip hemen sizlere servise geçeceğim. Fazla bekletemedim sizler için, şöyle göstereyim tabağı alıp. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Allah'a emanet olun inşallah.